Kaynarlarım, kıymetli eğitimcilerimiz ve Cumhuriyetimizin parlayan yıldızları, geleceğimizi... Çok güzel. Ben bu Aspenos'a ilk defa geldim. Çok sevdim. Antik bir yer. Yani ilk geldiğimde çok şaşırdım. Böyle bir yerde toplu şekilde kitap okumak da çok eğlenceli bir şey. İnsana kitap okumayı sevdiriyor. Daha çok kitap okumak, insana istekli okuyorum burada olunca. İlk defa mı geliyorsun buraya? Evet, ilk defa geliyorum. Güzel bir duygu. Hani ilk defa böyle bir tarihi bir yerde kitap okumak güzel bir duygu. Evet. Burada kitap okumak çok güzel. İlk defa geliyorum buraya. Tarihi bir yer. Ortaokulumuzu öğretmeniyim. Öğrencilerimizle beraber böyle bir atmosferde kitap okuduğumuz için çok şanslı hissediyoruz. Hepsi buradalar. Çok heyecanlıyız. Başından beri. Öncelikle yarın 29 Ekim. Yani Cumhuriyet Bayramımızın ilan edilişinin 99. yıl dönümünde. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi, yurdumuzu, cumhuriyetimizi emanet ettiği çok kıymetli gençlerimiz. İnanıyoruz ve biliyoruz ki Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin sayenizde, Atatürk'ün emanet ettiği bu gençlik sayesinde dünyanın süper liginde olacak. Süper liginde olacak olan, onu buraya yükseltecek olan sizlersiniz. Biz büyüklerimiz olarak size olan inancımız tam. Ama şunu da biliyoruz. Okumayan bir toplum kitap okuma alışkanlığı kazanamamış bir nesil bu güzel yolculukta zorlanır. Aksar, topallar. Dolayısıyla bilgiye erişmenin ne kadar kolay olduğunu biliyorum. Ama gerçek ve doğru bilgiye ulaşmanın o sosyal medyada ya da internetin sayfalarında dolaşırken bir iki dakika içinde ulaşılan bilgi olmadığını da hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla hep birlikte Ahenk Projesi adı altında şehrimizin her noktasında okuyan bir Antalya istiyoruz. Herkesin yılda en az 12 kitap okuduğu, hatta bütün Türkiye'ye örnek gösterildiği bir şehir istiyoruz. Bu noktada tüm öğretmen arkadaşlarıma güveniyorum. Onların bir yıldır bu konudaki katkılarını biliyorum. Ve tabii ki sevgili öğrencilerimizin bir yıllık süreç içerisinde okuma alışkanlığını kazandığına ve okunan kitap sayısında 4 katımıza çıktığını biliyorum. Sevgili öğrenciler, gelecek sizin. Bu devleti size emanet ediyoruz. Size güveniyoruz. Ama okuyan gençlik olarak bütün Türkiye'ye Serik'ten, Aspendos'tan sesleniyoruz. Bizler
bütün ülkemize örnek olan bu güzel mekandan, bu kültürel mirastan hep birlikte dostlarımızdan birinin kitap olacağını haykırmak istiyorum. Sizin adınıza dört bin kişi var buradan böyle bir evet hemen hikaye anlat.